şey var, Gezi'de olan şey değildi zaten, bir ağaç tepkisi değildi. İşte halkın yıllardır birikmiş bir şeyi vardı. Artık halk yoksullaştı, işsizlik çoğaldı, işte öğrencilerin işte parasız eğitimle ilgili sorunları var. İşte okul, üniversitelerde işte polis kordonu altında. İşte gün olmuyor ki üniversitelerde öğrenciler tutuklanmasın. Yani biz oraya gelen insanların tepkisi işte sistem tarafından artık kana emildi. Yoksulluk artık diz boyu. Bu zaten geldi bir şeydi. Halk ayaklanmasıydı. Ama hükümet bunu hazmedemedi. İşte polisiyle, tomalarıyla halkın çoluk çocuk demeden insanların üzerine kurşunlar yağdırdılar. Ondan sonra insanlar kafasından vuruldu yanımda. İşte yani tam bir faşizm vardı Gezi'de. Bir de tahammül edemediler. Yani şey zannettiler. İşte biz bu halkı şükrettiririz. İşte şükürcü bir toplum yarattık diye çok seviniyordular ama yani şey gibi olmadı. İstedikleri gibi olmadı. Şey diz boyu oldu artık. Taştı. Ve o bir halk ayaklandı artık yani. O adamı atayım diye bir şey yoktu. Baktım gençler şeyler yapıyorlar. Yani gelecekleri için mücadele ediyor gençler. Yukarıdan bir kısmı resim çekiyor şey diyorlar. İşte sizin yüzünüzden bize biber gazı geliyor diye bir tepki veren vardı. Ben ya bir sapan geldi. Dur dedim ya, bir de ben atayım bakalım atabilir miyim? Biz basın yok zannediyoruz ama basın yandan çekmiş. Şey bitti artık. Yani halkın oraya niçin geldi? Tepkisi unutuldu. Gezinin amacı unutuldu. İşte marjinal, zaten başbakan da dedi işte marjinal gruplar, marjinal gruplar. Ben 53 yaşındayım yani, marjinalsa buyurun, ben marjinalım. Yani belki elinde başka şey de olabilirdi o an. Bir sürü şey. Mesela Cumhuriyet'te bir yazı okudum. İzmir'de bir genç benim resmimi bulundurduğu için gözaltına alınmış. Yani böyle saçma sapan şeyler. Cezaevlerinde parasız eğitim istemiş, cezaevine tıkmış. Sen avukatı devrimciler savundu diye cezaevine tıkmışsın. Öğretmeni cezaevine tıkmışsın. Hemşireyi cezaevine tıkmışsın. En son bir hasta tutsağımız geldi zaten. Bu cezaevinde hasta tutsak tutsasından çıktı. Ama eski dosyasından dolayı cezaevine alındı. Şey tutuklama kararı çıkartmışlar. Ya düşün, cezaevinde bir sürü hasta tutsaklarımız var. Şimdi Gezi'den almıyoruz. Bu bir soy olaylar. Ondan sonra bir sürü daha işte yüzü kapalı röportaj vermişim. Ondan sonra oradan dolayı bir de şey yaptılar mesela, burjuva basını şey yaptı. İşte yıllardır sanki ben Gülsün'de oturmuyormuşum gibi, ben buraya geldiğimde 17 yaşındaydım. Burada oturmuyormuşum gibi işte Sapanlı teyze Gülsün'de işbaşı yaptı. Ne diyorsun ya? Orada gencecik insanlar gününü kurtarmaya çalışan, sisteme yaranmak isteyen insanlar. Yani ne bekleyebilirsin? Bugün bütün medya patronları zaten sırtını devlete dayamışlar. Birçoğunu kirli işlerini ortak yapıyorlar zaten. Tahliye oldun dediler. İşte bugün bir gazetede okudum. İşte bir insan hakları heyeti mi diyorlar. İşte onun toplantısında oradan tahliye kararım çıkmış. Gündem de oluşmuştu zaten. İşte basında her gün bir yazım çıkıyor zaten, işte özgür tutsaklardan giden mektuplar, işte Cumhuriyet'te falan çıktı, işte Radikal'de çıktı, işte Avrupa basında gündeme geldim, işte İnsan Hakları Komisyonu'nda falan gündeme geldim. Bir de şey var yani, hiçbir ellerinde tutulur bir şey yok. Delil yok yani. Beni boşu boşuna sırf şey dedi ki devlet, ben güçlüyüm. İşte ben böyle ezerim. Sen kimsin ki bana taş atıyorsun? İşte ben seni oradan almıyorum ama mahalleden dolayı alıyorum. Çünkü mahallede zaten röportajda da şey söylemişim. Yani bu organize suçlar, bir devlete sırtını dayamayan insanlar bu işi yapamazlar. Hepsinin arkasında şey vardı, bir devlet gücü vardı. Yani kirli işler dediğimiz, bu emniyet içerisinde de vardır. İşte işte basın içerisinde, basın medya patronları vardır işte.
bu kirli ilişkilerden dolayı tabii burada yıllardır biz artık uyuşturucu satma yaşı 13'e düştü. 13 yaşında çocuk yaşta içiyor. İşte kafasına göre geliyorlar, tak 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 kurşun sıkıyorlar. İşte dernek basıyorlar, dernek yakıyorlar. Ondan sonra işte biz keseriz ederiz. Şimdi ellerindeki silahlar, bugün de polisin elinde olan silahlar. Yani hiç şeyde mermiler, toplanan mermiler. Halklar yürüdü, halk yürüdü, halka kurşun sıkıldı o gün. Halka kurşun sıkıldı. Çünkü son duraktan bir sürü insan, yaşlı başlı insan, mahallenin çoluğu, çocuğu. Biz yürüdük, basın açıklaması yapıp dağılacak, tak tak saymış. Ondan sonra tam işte basın açıklaması yapacağımız yere geldiğimizde zaten şey koptu, kıyamet koptu. İşte Ferit vuruldu, Gökhan vuruldu. Hemen gittik oraya, mahallenin yaşlı başlı insanları var yanımızda. Yani hepimiz bu mahallede oturuyoruz, bu mahallede biz rahatsız oluyoruz biz. Çünkü eskiden biz bu mahallede kapılar açık uyurduk. Herkes birbirini tanırdı, herkes birbirine selam verir. Mesela komşum beni bir gün görmedi mi hemen her şekilde, ya neredesin, seni göremedim yani. Böyle uyuşturucudan çocuklar sakat kaldı birçoğu. İşte sağlıkları bitti. Yani buna bu, dur demek için halk yürüdü. Ama bunu abarttılar. Şeyde kaldığında bembeyaz beyin şeyleri vardı yani. Ben hala dün tahliye olduğunda Ferit'in annesiyle kucaklaştım yani. Ok meydanda. Düşün yani, gencecik çocuklar. Ya şey dinlemediler. Gözümün önünde çocuk göbeğinden vuruldu. Ferit'i hastaneye götüren çocuk. Ya bir de arabadan iniyorlar böyle gülüyorlar, alay ediyorlar yani. Sıktılar, üzerimize kurşun sıktılar yani. Orada vatandaşın biri, esnafın biri beni içeri çekmeseydi belki... Ya zaten ortaklar yani, polise ben şey dedim, ya işte niye bize ihbar etmiyorsunuz gibilerine. Ya dedim, ben bir gün denedim dedim. Mezarın orada uyuşturucu satılıyordu dedim. Gittim, ekip orada dedim, gençleri alıyor. Gittim, ya şurada uyuşturucu satılıyor ya, bir bakar mısınız? Bizim işimiz değil dedi. Yani siz bakmıyorsunuz sizin buraya dedim. Siz şimdi amaçları buraya Gülsü'yle işte bir giremiyorlar çünkü polis istemiyoruz mahallede. Çünkü mahalleye tüm pisliği polis soktu, muhbirliği. Ya düşün yani, insanları tehdit ederek gizli tanık yaptılar. Bir sürü insanın üzerine ifade verildi. Daha mahkemeye çıkmadan yargılanan bir sürü insanımız alınmıştı, Yasemin. Bugün Yasemin tutuklandı, hücreye getirildi. Yani işte parasız eğitim isteyen öğrenciler, hala mahkemeler çıkmamış. İşte sendikacılar, işte avukatlarla beraber yattım. Sadece devrimcileri savunmak amacı, ülkelerini sevmek amacı, işte gizli tanıklarla, çakma iddianamelerle işte gözaltına aldılar. İşte geçen Silivri'de 4 tane avukatımız tahliye edildi. Yani 2 yıl yatmış. Hayatlılar Ankara'ya yürürken Bolu'da akli dengesi bozuk bir hasta birini, işte bunlar PKK'lı teröristi, işte insanları öldürüyor diye işte tutsak ailelerin üzerine saldı. Yani bunları biz yıllardır yaşıyoruz. Yani şey de vardı. İşte sistemde, kapital sistemde her şey vardı. Yani benden değilsen ben sana her türlü şeyi yaparım. Ne yaparım işte? Seni terörist ilan ederim. İşte işçi yürüyor, işten atılmış. Terörist. Efendim? Ya nasıl terörist olur ya? Adam yıllardır maaş alamamış. Fabrika kapanmış. İşi yok. Bir de işçiler tehdit ediliyor. Sokağa çıktı mı terörist. Sendikacı terörist. Gazeteci terörist. Arkadaş, asıl terör esnen sizlersiniz.